Efendim iyi akşamlar, gece görüşüne hoş geldiniz. Bu hafta gece görüşünü cuma yapıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanıyla ile Pırak'taydık hem de bugün özel ve önemli bir konuğumuz var. CNN Türk İstanbul stüdyolarında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş Sayın bulduk Bakan. Mu? hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkürler. E, ekonomi tabii dünyanın da Türkiye'nin de gündeminde. Çok iyi tanıdığınız iki gazeteci arkadaşımla birlikte, meslektaşımla birlikte Sayın Bakan'a sorularımızı yönelteceğiz. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi ve Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı bizimle birlikte, benimle birlikte soru yöneltecekler. Tabii şöyle bir durum var. Genelde biliyorsunuz, Sayın Bakanım takip ediyorsanız programı, Zafer'le Melik bana kızarlar. Bana az söz verdin diyor. Özellikle <laughs> Zafer kızar. Dolayısıyla şimdi... Ben bir centilmenlik yapıyorum. İlk soru hakkını da Zafer'e bırakıyorum. Sorsun Aa, size diye. İşte bu. <laughs> tabii Hande Hanım aslında her zaman bu kadar cömert olmaz. <laughs> bu, siz programa geldiğiniz için oldu Sayın Bakanım. Şimdi tabii ben aslında herkesin cevabını merak ettiği bir soruyla başlayayım istiyorum. Şimdi enflasyon son açıklanan rakam yüzde 83. Şimdi evet dünyada da bir yüksek enflasyon dönemi döneminden geçiliyor özellikle işte Avrupa'da da artık bu konu konuşulmaya başlandı. Ama şu da söyleniyor, şöyle eleştiriler de var. Ya işte deniliyor ki ya Rusya ile Ukrayna savaşıyor, buna rağmen oradaki enflasyon bile bizden daha az, daha düşük çıkıyor. Şimdi bu enflasyonun 83'lere gelmesinde dış faktörler mi etkili, iç faktörler mi etkili, bizim hatalarımız mı var? Yani buna ilişkin sizin ben hakikaten somut olarak Görüşünüzü merak ediyorum. Bir de Türkiye bu yüksek enflasyon belasından ne zaman kurtulacak? Evet. E, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu gece Müslümanlara açısından da e, Mevlüt Gecesi hayırlara vesile olsun. Bütün e, kardeşlerimizin de gününü, gecesini tebrik ediyorum. Bizler de öyle. E, enflasyon artık Türkiye'nin tek başına bir problemi değil. Avrupa'nın da değil, dünyanın problemi. Çok, ve çok ciddi bir şekilde dünyayı da etkilemeye de devam edecek. Özellikle Avrupa bir resesyona doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon sürekli tartışılır halde. Ve bu enflasyonun sebebi olarak da küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş. Diye gösteriliyor. Biliyorsunuz iki buçuk yıl, üç yıl önce salgın başlamıştı. Salgının başlamasıyla ilk dönemlerde kim, nerede, ne yapacağını bilmiyordu. Ee, ve küreselleşme, globalleşme diye konuşulurken bunu somutlaştıracak, bazen kavramların somutlaştırılması zordur. Somuş, somutlaştıracak şey, bence en iyi örneği Wuhan'daki virüstür. Örneğim de hep şudur. Bu anda bir kişi hapşırdı. Dünya felç oldu. Yani ABD'de insanlar öldü, Avrupa'da öldü, Afrika'da öldü, Türkiye'de öldü. İş yerleri kapandı. Ticaret durdu, üretim durdu. Sağlık sistemleri birçok yerde adeta çöktü. Psikoloji olarak da insanların ertesi gün ne yapacağı, üç ay sonra neyi, nasıl davranacağı, bir yıl sonrasına ilişkin de öngörüleri tamamen kayboldu. Çünkü 50 yılda, 100 yılda bir olacak bir bela. Ve bu ağır bir belaydı. Yani şimdi 21. yüzyıl iyi başlamadı. 2008 morguş krizi özellikle Batı ülkeleri açısından tam bir sıkıntılı dönemdi. Bunların bu tür büyük krizlerin etkileri de uzun yıllar sürüyor. Giderilmeye çalışılırken salgın geldi. Salgın önce emtia fiyatlarının hakikaten çökmesine neden oldu. Ama ondan sonra üretimde Globelleşmenin getirdiği mesela bir otomobilin tek başına bir fabrikadan inmeyeceğini insanlar öğrenmiş oldu. Bir çip krizi veya herhangi bir parçanın bir ülkede üretilmemiş olması bir otomobilin üretiminin aksamasına sebep oldu. Ve bunlar bizzat yaşandı. Ardından bu işler açılırken özellikle de e, navlun ücretleri korkunç yükseldi. Yani 2500 dolarlardan ta 15.000 dolara kadar gelen bir taşıma ücreti oldu. Bütün bunlar... Emtia fiyatlarının da yükselmesiyle beraber dünyaya da bir baskı oluşturdu. Bununla mücadele bir müddet iyi gidiyordu. Hı hı. Ancak öngörülmeyen şey oldu. Yani bizim e, Ahmet Takan Bey ile yaptığımız e, bir televizyon e, konuşmasında da Programı. yazın Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin ve dünyanın daha normalleşeceğine ilişkin öngörülerimiz vardı. Sadece benim öngörüm Bozulmadı. Dünyadaki herkesin öngörüsü bozuldu. Savaş Çünkü başladı. 24 Şubat'ta savaş başladı. Hı hı. E, ve savaşın 3 gün süreceğine ilişkin beklentilerle başlayan savaş bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa'yı tamamen kuşatmış durumda. Ve enflasyon artık Avrupa'da son 30 yılın, 40 yılın, önce 10 yılındaydı 20 yılındaydı 30 yılındaydı 40 yılındı şu anda 70 yılların son 70 yılın en yüksek enflasyon yaşandığı bir süreci yaşadı. Dolayısıyla e, bu enflasyondan uzak durmak mümkün değil. Peki onlarda çift haneli enflasyona yeni gelinirken Türkiye'de niçin enflasyon %83'lere kadar geldi? Çünkü Türkiye'deki enflasyonun bir sebebi dışarıdan ithal edilen a, maliyet enflasyonu ise ki bunun içerisinde net enerji ithalatçısıyız. Bunun çok ağır bir baskısı oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? 28 milyar dolar 2020 yılında 52 milyar dolar 2021 yılında bu ile yıl 104 milyar dolara kadar giden bir petrol ve gaz ithalatımız var. Bütün bunların getirdiği bir baskı ve geçen yıl hiçbir makroekonomik göstergenin desteklemediği kurlardaki ani yükselişler. Türkiye bir paradigma değişikliği var. Bu paradigma değişikliği içerisinde de bunu fırsat bilenler döviz kurlarının çok yükselmesine sebep oldu. Türkiye'deki enflasyonun bir diğer sebebi ve en önemli sebeplerinden bence biri kurlardaki ani yükselişti. Fiyatlamada davranışlar tamamen bozuldu. Ve öngörü tamamen kayboldu. Çok daha önemlisi lütfen hatırlayın. Unutuyoruz çünkü. 20 Aralık gününü hatırlayın. Dolar 22 lira olacak. Sahte belgeler dolaşıyor. Hatta serbest düşüşe izin veriliyor şeklinde dedikodular yapılıyordu. Tamamen manipülatifti. Spekülasyonu aşmıştı. Bütün bunlar Türkiye'ye de ki enflasyonun yükselmesine ciddi bir şekilde katkı sağladı. Ve bunların yanında Türkiye'deki enflasyonun üçüncü sebebi de beklentilerdir. Hani ekonomi sadece rakam değil, rakam değildir dediğimizde ki şey bu aslında. Beklentiler bozuldu. Beklentilerin bozulması şu. Bir tarafta salgın, sonrasında savaş, birçok işletme stoklara girdi. O kadar yüksek fiyatlarla stoklara girdiler ki ne olur ne olmaz yarına fiyatlar yükselebilir. İki, Fiyatlar yükselecek diye talepler öne çekildi. Üç, bizim e, para politikalarındaki net değişimimizden kaynaklanan ucuz krediye, ucuz e, maliyetli krediye ulaşma imkanlarında geliştirilmesiyle bir de talep enflasyonu oluştu. Bütün bunlar Türkiye'de enflasyonun %83'lere kadar gelmesine sebep oldu. Şimdi enflasyon önemli Tek biraz. Tek neden yok yani bir sürü başlık var. Birçok sebep aslında. var ama e, şimdi bizim bir bakış açımız var. Bu çok önemli. Bence ki bence nuans burada. E, Mart ayında e, Washington'daki toplantılarda, Dünya Bankası toplantılarında bir ikilemle karşı karşıyasınız demiştim. Enflasyon mu büyüme mi? Bunu Batı ülkelerinin kararlı olması lazım. Neye karar verecekler diye. E, ve bizim ortodoks politikalarımızı sorgulamamızı da e, onlar da sorguladılar. Geleneğin dışına çıkıyorsunuz diye. Çok tepki vardı. Bali'deki G20 toplantılarında bu tepkinin azaldığını gördüm. Şimdi artık Dünya Bankası'ndan, IMF'den ve diğer kuruluşlardan enflasyonun para politikalarıyla e, tek başına mücadelesinde bir çözüm olamayacağına ilişkin sözler işitilmeye başladı. Bugün gene ya, IMF e zaten ama... ha, Yani bir Şimdi, tane enstrümanla başa çıkar, çıkılamıyor. Çıkılamıyor. Şimdi Türkiye'de dolayısıyla da enflasyonun bu e, bunlardan kaynaklanan enflasyon bizde çok yüksek hissedildi. Şimdi emtia fiyatlarındaki sakinleşme, petrol fiyatlarında dengesizlik olsa da sakinleşmiş olması, gıda fiyatlarında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tayin koridorunu açmasından sonra fiyatların sakinleşmiş olması, bütün bunlar enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. İki, enflasyona biz sert frene basmıyoruz. Yavaş yavaş enflasyonla mücadelemizi artırarak devam edeceğiz. Önce artış hızının azalması lazım. Onu azaltıyoruz ki nitekim bu noktaya geldi. Sonra da beklentilerin kırılmasını gerçekleştirecek şey, bugün muhaliflerin en çok korktuğu ve sürekli tartışmaya başladıkları şey, Aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonun aşağı yönlü hareket ediyor olması. Yani Zafer'in sorusunun yanıtında Aralık ayı sonu mu efendim? Aralık ayından itibaren hı hı. baz etkisiyle, Görmeye bunu hep söylüyoruz. Enflasyonun rakamlarında düşme göreceğiz. Tamam. Zaten son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir geçmişe göre azalma var. Aralık ayında da bunu göre e, yapı mutlak surette beklentilerini buna göre oluşturacaktır. Yeni tavır alacaktır. Tutumunu ona göre geliştirecektir dünyadaki fiyatların da gevşemesiyle enflasyon önümüzdeki yıl belli bir seviyeye ondan sonra da tek haneye gitme noktasında çok ağır frene basmadan insanları işsiz işverenleri de işini kaybedecek noktaya getirmeden yönetecek şekilde yapıyor.